Herkese merhaba. ClassFX Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. Sabah saatlerinde Avrupa ve Almanya tarafında ZÜ ekonomik hissiyatı beklentiler üzerinde gelmesine rağmen ZÜ ekonomik mevcut koşulları beklentilerin çok çok aşağısında geldi ve Euro-Dolar paritesini baskılamaya devam ediyor. Halihazırda 1.13 seviyelerinin aşağısında fiyatlanmaya devam eden Euro-Dolar paritesinde 1.1232 ve 1.1176 seviyesi düşüşün devamında takip etmemiz gereken önemli destek seviyeleri. 1.1274'ün üzerinde kalıcılık sağlanırsa 1.1300 ve 1.1368 seviyelerini takip edebiliriz. Sterlin tarafında bakacak olursak bu ay içerisinde yakın zamanda faiz artırımına yönelik artan bahislerle birlikte sterlin bir miktar dolar karşısında tutunmaya devam ediyor. Halihazırda 1.3240'lı seviyelerin biraz üzerinde fiyatlanmaya devam eden sterlin tarafında yükselişin görülmesi durumunda 1.3312 seviyesini takip edebiliriz. Fakat dolar tarafında da güçlü bir dolar gidişatıyla birlikte düşüş görülecek olursa 1.3138 seviyesi önemli destek kademesi olmaya devam edecektir. Türk lirası bugün itibariyle bir miktar kazanım gösterse de öğle seansında tekrardan alıcılı ataklarla birlikte yukarı yönlü hareketler sergiliyor. Bizler için 13.59'un üzerinde kalmaya devam ettikçe 13.93, 14.23 seviyesi önemli direnç kademeleri olmaya devam edecektir. Tekrar 13.59'un aşağısına taşınacak olursak 13.45 ve 13.20 seviyelerini takip edebiliriz. Güçlü dolar halihazırda ons altını bir miktar baskılamaya devam ediyor. 1800'lerin üzerine çıkış gösteremeyen ons altında düşüş devam ederse 1777 ve 1759 seviyelerini takip edebiliriz. 1786 ve 1795 ve 1800'lü seviyelerden önce önemli direnç kademelerimiz olacaktır. Kırılırsa 1803 seviyesini izliyor olacağız. Yeni varyantın bulaşıcılığı ve genel itibariyle korkulmaması yönünde haberler gelirken petrol tarafı desteklenmeye devam ediyor ve 72 seviyelerine yakın seyrediyoruz. Halihazırda 71.68'de fiyatlanmaya devam eden ham petrol tarafında yükselişin devamında 71.90 ve 72.25 seviyelerini takip edebiliriz. Bir miktar kar satışı gelmesi durumunda da tekrar geri çekilmeler olursa 70.96 ve 69.41 seviyeleri önemli destek kademeleri olmaya devam edecektir. Varyant endişelerinin zayıflaması ve Almanya tarafında ve Euro bölgesinde ekonomik hissiyatın beklenti üzerinde gelmesi DAX endeksini destekledi ve 15.605 direnç seviyesini kırdık. Kalıcılık sağlanırsa DAX tarafında 15.905 ve 16.215 seviyelerini takip edebiliriz. Tekrardan bir miktar kar satışları gelmesi durumunda 15.605'in aşağısında 15.160 kademesini izliyor olacağız. Bitcoin tarafında şimdilik 50.000 seviyelerinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Halihazırda tehlikeli seviyelerden çok çok da uzaklaşmayan Bitcoin'de alıcılı atakların devam etmesi durumunda 51.760 günlük kapanış seviyesi önemli. 54.500 bir sonraki direnç kademesi olacaktır. 51.760'ın aşağısına taşınırsak da 48.160 ve 46.100 seviyelerini takip ediyor olacağız. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.